Devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bugün aslında Ankara'nın kalbi mecliste atıyor dedik. Neden? Çünkü önemli bir toplantı gerçekleşecek. Kapalı bir genel kurul toplantısı var. O toplantıda İdlib'de yaşananlar, şehitlerimiz konuşulacak. Bilgi aktarımında bulunulacak aslında milletvekillerine. Tabii genelde Suriye'de elbette ki genelde konuşulacak diyebiliriz. Kapalı oturum 15'te başlayacak. Öncesinde grup toplantıları da var. Grup toplantılarında da önemli başlıklar da var aslında liderlerin. Ona bakacağız bir ara. Peki ne oluyor? En çok soru başlıkları arasında muhalefete özellikle. Diyor ki muhalefet, bizim orada ne işimiz vardı? Neden biz bu şehitleri verdik? Halen bu sorular yanıt aranıyor bu sorulara. Hemen konumuza dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi maalesef acımız dinmeden üst üste geldi. Dün de yine bir şehit haberi ulaştı. Allah'tan rahmet diliyoruz tabii şehitlerimize. Yaralı askerlerimiz var. Acil şifalar dileyelim. Ama hep aynı sorular sorulmaya devam ediliyor. Bu soruları siz sordukça da daha sert yanıtlar da geliyor size. Bugünkü toplantı da önem taşıyor bu anlamda. Buyurun. Evet, maalesef tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Çok acı bir tabloyla karşı karşıyayız. Aslında hani siz de belirttiniz, ne işimiz var İdlib'de sorusunu soruyor, söylüyor muhalefet. Biz bu soruyu daha önceden de söyledik. Aslında geriye dönüp bakıldığında Suriye politikasını 10 yıldır yanlış yönlendirildiğini, yanlış yönetildiğini, bunun bize acı faturalarının olacağını, çok ciddi maliyetlerin olacağını, can kayıplarının olacağını ifade ettik. Ama madde madde öneriler de ortaya koyduk. Hani sadece eleştirmedik, Suriye politikası yanlıştır, yanlış yapıyorsunuz demedik. Doğrularımızı da ortaya koyup bunların da değerlendirilmesini istedik. En son 5 maddede özetledik tekrar önerilerimizi. Ama sanki bundan hiç ders almadan, hiç kale almadan, ben bilirim anlayışı, tek bir kişinin iki dudağının arasından çıkan bir dış politika sürecini şu anda yaşıyoruz. Eskiden bakın dış politika ile ilgili kararlar alınırken bir diplomatik süreç yaşanırdı. O konuda deneyimli, tecrübeli dış politikadaki insanlar, belli bir istişare yapılır, süreç değerlendirilir ve mecliste ona göre bilgilendirilirdi mesela. Ona göre adım atılır ve mecliste daima devrede olurdu. Evet. Hem karar aşamasında devrede olurdu, hem bilgilendirme aşamasında devrede olurdu. Ama şimdi bakıyorsunuz, ben yaptım oldu anlayışıyla bir kibir abidesi maalesef Türkiye'yi sıcak çatışmanın içerisine soktu. Canlarımızı kaybettik ve bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız. Hem bize karşı bir göç dalgası var, hem bizden giden bir göç dalgası var. Şu anda bir kaotik ortamı yaşıyoruz. Bütün bunlara sebep ne? Bütün bunlara sebep bir kişinin ihtirası, Orta Doğu'da ortaya koyduğu kendi ideallerini hayata geçirme hevesi. Başka hiçbir şey değil. Şimdi deniyor ki bize, efendim siz tezkereye niye evet, onay verdiniz? Dediniz. Biz tezkereye sınırlarımızın güvenliği ve terör unsurlarının ortadan kaldırılması, Türkiye'nin tehdit olmaktan ortadan kalkması için verdik. Ve göçmenler de elbette hani sığınmacılara ilişkin. Onların güvenliğinin sağlanması adına verdik. Şimdi peki siz ne yapıyorsunuz? Şu anda siz ne yapıyorsunuz? Suriye'nin resmi ordusuyla savaşmak durumunda kaldınız. Yani biz verdiğimiz tezkere sadece demin de söylediğim gibi sınırları bellidir, verdiği yetki bellidir. Şu anda maalesef suçluyor, yetkiyi aşarak, o kendilerine verilen o tezkeredeki yetkiyi aşarak suç işliyorlar. Efendim 5 Mart'ta da önemli bir görüşme var. Aslında burada olması beklenen bir görüşme. Hatta muhalefet diyor ki neden gidiliyor? Hani Putin'in ayağına gidiyor gibi bir ifade de var. Bundan ne çıkar? Yani diplomasiyle bu iş çözülür mü? Rusya ile karşı karşıya gelme niyetimiz yok denildi. Elif Hanım bakın, hep fotoğraf verip geliyorlar.
Çözüm var mı Allah aşkına? Bana bu süreç içerisinde Suriyeli'ye iyi giden bana bir şey söyleyin. Yapılan bu süreçte iyiye giden bir şey söyleyin. Yani fotoğraf veriliyor, el sıkışılıyor, karşılıklı iyi niyet ifadeleri kullanılıyor. Ama çözüm noktasında bir şey var mı? Hani şimdi tekrar şehitlerimizin olduğu sürece dönersek, hatırlarsınız işte yok Suriye diyor ki, Rusya diyor ki Suriye ordusu vurdu diyor. Evet. Sonra diyor ki açıklama yapıyor dış ilişkilerinden sorumlu yetkilisi. Efendim Türk askerleri diyor olmaması gereken yerdeydi diyor. Oradaki terör unsurlarının arasındaydı diyor. Kimin kimi vurduğu, kimin kimiyle mücadele ettiği, neyin ne olduğu belli değil. Bir yandan bizim Milli Savunma Bakanımız bizim diyor Moskova ile diyor savaşmamız mümkün değil. Öyle bir şey düşünmüyoruz. Öyle bir niyetimiz yok diyor. Bakıldığında şu anda orada ne olduğu, ne bittiği bilinmiyor. Ve bakın bu süreçte böyle bir acıyı yaşarken NATO'yu toplantıya davet ediyorsunuz. Birleşmiş Milletler'i davet ediyorsunuz. Bütün Avrupalı liderleri arıyorsunuz. Asıl Gazi Meclis dediğiniz bugüne kadar yani en son 15 Temmuz hain darbesine direnen Gazi Meclisi, Türk Kurtuluş Savaşı'nı yöneten Gazi Meclisi devre dışı bırakarak normal olağan bir şeymiş gibi hareket ederek diyorsunuz ki salı günü zaten normal toplantımızı yapacağız, orada görüşürüz. Peki normalde de niye Avrupalı liderleri aradınız? Niye NATO'yu acil toplantıya çağırdınız, Birleşmiş Milletleri aradınız, her yeri aradınız? Bu normalse niye bu ilişkileri kurdunuz? Ve bu meclisi itibarını korumamız gerekirken, bu meclisin, Gazi Meclis'in demokrasinin gerçekleştiği, milli iradenin gerçekleştiği meclisi neden devre dışı bıraktınız? Şimdi bugün sanki olağanmış gibi zaten bizim şehitlerimiz Şehitler Tepesi'nde yerini aldı. İş hayat normalleşti. Ölen öldü. Şimdi biz efendim gündemde şu anda mültecilerin skorlarını tutuyoruz. Dakika şu, skor bu. Ona dakika karşı bu, skor yani, bu. O konuyla ilgili de muhalefete karşı bir eleştiri var. İşte muhalefet bir an önce evlerine dönmesi gerektiği yönünde her zaman Sayın Kılıçdaroğlu da bunu vurguluyordu ama evlerine mi dönüyorlar? Şimdi gönderiyoruz işte. Muhalefet buna neden karşı çıkıyor diyorlar. Efendim, ona karşı mı çıkıyorsunuz biz, siz? Bir yandan biz şunu soruyoruz. Göndermenizin gerekçesi Avrupa'yı tehdit etmek mi? Bir pazarlık unsuru olarak bu insanları kullanmak mı? Ya da Suriye'den gelecek yeni insanlara yer açmak mı? Hangisini? Hangisini düşünerek yapıyorsunuz? Bu kullanılıyor sizce Avrupa'ya karşı? Yani şu anda niye bırakılıyor? Bugüne kadar bırakılmıyordu, açılmıyordu da şimdi niye açıldı? Açılma gerekçesi ne? Onu açıklasınlar. Hani biz gene sözümüzdeyiz. Biz diyoruz ki Suriye'de hayat normalleştirilmeli. Suriye'de akan kan durmalı, savaş durmalı ve o insanlar yaşadığı, doğduğu topraklara geri dönmeli. O ortam sağlanmalı. Yani Suriye'de barış sağlandıktan sonra onlar da evlerine, yurtlarına dönmeli diyoruz. Ama biz onlara yani bu Suriyeli ellerinizde tehdit unsuru olarak, siyasal güç olarak kullanmayın. Bu insanların üzerinden pazarlık yapmayın diyoruz. Bitti o iş dedim diyor. Telefon üstüne telefon geldi Avrupa'dan, ülkelerden ama ben bitti o iş dedim. Artık açtık. Evet, 1 milyar lira teklif etmişler. 1 milyar lirayı herhalde az bulduğu için olsa gerek. Bizim 1 milyar dolarınıza ihtiyacımız yok diye de bir ifadesi oldu akşam izlediğimiz toplantısında. Üzücü olan şu. Diplomasi farklı bir şeydir. Diplomasi bazen olmayacak olayı, belki de çok tepki göstereceğiniz bir olayı bile diplomatik bir dille ifade edebilirsiniz. Ama baktığınızda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı bir cumhurbaşkanı gibi değil, bir siyasi partinin genel başkanı ve farklı bir ruh halinde bir genel başkan gibi davranıyor. 5 madde sıraladık demiştiniz hani çözüme ilişkin. İşte o maddelerden biri mesela can güvenliğine ilişkindi. Yine göçmenler, sığınmacılar vardı. Hani çözüm yollarına yönelik. Soçi mutabakatı da vardı mesela 15 maddede. Şu anda ne durumda? Yani mutabakata işte biz mi uymadık? Sorun, kim uymadı? Sorun diyor ki Rusya.
siz diyor Soçi mutabakatına uymadınız. Yani siz oradaki terör unsurlarını ortadan kaldıracaktınız. Orada bir koridor oluşturacaktınız. Üstünüze düşen bize verdiğiniz taahhütleri yerine getirmediniz diyor. Sorun da zaten buradan başlıyor. Sorunun şu anki önemli kaynağı bu. Yani Soçi mutabakatını taraflar kim yerine getirmediyse elbette ki bu süreci tıkayan da odur. Ama görülüyor ki biz de o mutabakata uymadığımızda bir gerçek. O da çok eleştiriliyor çünkü. Bir de tabii saldırı gerçekleşti. İşte şehit haberleri yavaş yavaş böyle sosyal medyada hepimiz görmeye başladık. Ama kimseden bir açıklama gelmedi. Mesela vali çıktı konuştu ilk etapta. Sonrasında birlik beraberlik mesajları verildi ama en son MHP lideri Devlet Bahçeli'nin o fotoğraf karesini nasıl değerlendiriyorsunuz CHP liderine yönelik? Hani şimdi, orada bir birlik Elif beraberlik Hanım, mesajı veriliyor ama kutuplaşmaya yönelik de bir durum söz konusu değil. Samimi değiller, samimi olmadıkları ortada. Bakın o akşam Milli Savunma Bakanı aranıyor, Meclis Başkanı aranıyor, Meclis Başkanı oldukça geç bir saatte dönüyor. Hı hı. Milli Savunma Bakanı hiç dönmüyor. Ana muhalefet lideri bu olayla ilgili bilgi alamıyor. Bu tam bir skandal, tam bir rezalet. Bu devlet ciddiyetine yakışmayan, bu devlet terbiyesine yakışmayan bir olay. Tabii daha sonrasında da işte dediğiniz gibi birlik, beraberlik, işte vatan, işte millet nidaları atılıyor. Bir cenaze bizim kutsalımızdır. Bir cenaze. Bir cenazede Anadolu'da da yaşanır. Küs insanlar dahi o acı günde küs olmalarına rağmen o acıyı paylaşırlar. O gereğini yerine getirirler. Bir devlet ciddiyetine sığar mı? Yani bir devlet adamlığına sığar mı? Hani ismine yakışmayan bir tavır. Peki. Tabii gözler 5 Mart'ta dedik ama siz hani o fotoğraflar veriliyor ama sonuç gelmiyor. Hayır. Kullanıyorsunuz. Bakın. Amerika'yı da soracağım tabii bu arada size. Hava desteği mesela vermeyeceğiz ifadesi geldi akşam saatlerinde. Şimdi bakıldığında Amerika aslında destek veriyormuş gibi davranıp yani mış hava gibi davranıp Amerika ama. Amerika mı vermeyeceğini söylese? Söyledi. Evet. Söylese ne olacak? Yani orada zaten Rusya orada bütün tedbirlerini almış. Hı hı. Bütün hava koridorlarını kapatmış. Yani Amerika'nın hava desteğini verecek olmasının bir anlamı yok. Türkiye'nin yanında efendim sizce? Yani Türkiye gittikçe yalnızlaşan bir konumda mı şu anda yoksa arada mı sıkışmış? Biz süreci iyi yönetemediğimiz ortada. Dış politikayı ehliyetli insanların eliyle değil, tamamen gündelik düşünen ve liyakata sahip olmayan insanlar tarafından sürdürüldüğü ortada. Dış politika, bir ülkenin dış politikası omurgasıdır. Öyle bir yılda, üç yılda, beş yılda oluşmaz. Ve bu önemli bir diplomatik süreçtir. Siz kararlarınızı böyle anlık, günlük alır, günün koşulu, o anın ihtiyacına göre karar verirseniz birkaç hamle sonrasını göremezsiniz ve sorun birkaç hamle sonrası sizi farklı bir boyuta getirebilir. Nitekim şimdi onu yaşıyoruz. Bir gittik Rusya'ya yanaştık. İşte S-400 alacağız dedik. Şunu yapacağız, bunu yapacağız dedik. Patriot almıyoruz falan dedik. Aman aman ne güzel böyle Putin'de güzel fotoğraflar, yemekler, kahkahalı toplantılar gerçekleştiriyordu. Şimdi bu süreci yaşayınca döndük. Şimdi Amerika'ya dedik bize Patriot ver. Bizim Patriot'a ihtiyacımız var, şu var, var. Böyle bir anlayış olmaz. Yani siz aldığınız kararın birkaç hamle sonrasını hesap edemiyorsanız, aldığınız kararın size getireceği faturayı hesap edemiyorsanız, sonuçta bunun ağır faturaları ortaya çıkar ve bedeli de ödenir. Dediğim gibi dış politika böyle ben söyledim bir diplomasi olmakla, zayıflığı, meydan okumakla veyahut da sesini yükselterek, bağırarak, çağırarak da olmaz. Stratejiyle olur, uzun vadeli olur, sürdürülebilir olur, birkaç hamle sonrasını hesap ederek olur. Yoksa işte Putin'e küstüm, Trump'la beraberim, Trump'a kızdım, hadi Putin gel seninle olalım diyebileceğimiz bir olay değildir. Böyle yaparsanız ikisinin arasında pimpon topuna dönersiniz ve sonuçta herkes alacağını alır, kendi iddialarını gerçekleştirir, kendi kazanımlarını elde eder, sonuçta fatura bize kalır, bedelini bize ödetirler.
Şehitler Tepesi tartışması var şimdi. Şehitler Tepesi boş kalmayacak çıkışı yeni bir polemik başlattı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da tepki geldi. Hatta Fahrettin Altun ve sizler de kurmaylarda dahil oldunuz bu tartışmaya. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Diyor ki mesela Cumhurbaşkanı, Gazi Mustafa Kemal ben size ölmeyi emrediyorum demiştir ifadesini kullandı. Bugünle geçmiş dönemi kendisinin tarih bilincinden ne kadar yoksun olduğu, sığ olduğu da ortada. Mustafa Kemal Çanakkale'de ordusunun başında ve cephede göğüs göğüse muharebe ederken o sözü söyledi. Ve bir vatan savunması için söyledi. Bir vatan savunması. Biz orada neyi savunuyoruz? İdlib'de biz neyi savunuyoruz? Kaldı ki hani Trablusgarp'a gittiğini söylemişti baştan. Evet. Libya ile ilgili. O zaman da bir Osmanlı subayı elbette ki verilen talimatla Osmanlı topraklarının olduğu bir yere görevli gidecekti. Bunların hepsi polemik yaratmak üzere. Tarihi bize öğretmesinler. Bu ülkenin tarihinin her noktasında varız biz. Her noktasında mücadele ettik. Bu vatan toprakları için, bu ülkenin birlik ve beraberliği için her anlamda mücadele ettik. Kimse bize tarih dersi vermesin. Diyor ki şehadet diye bir derdi yok diyor. Fakat Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin genel başkanının ifadelerini kullanıyor. Yani iş biraz hani bu kadar acı yaşanırken bu sözler tabii çok tartışma yarattı. Sayın Genel Başkan zaten cumartesi günü açıklamalarını yaparken şunu söyledi. Gün bu polemikleri yaratacağımız gün değil. Gün acılarımızı hafifleteceğimiz, cenazelerimizi kaldıracağımız ve yasımızı tutacağımız günler bugünler. Yani evet şehadet bir gerçek ama bu ülkenin geleneklerinde de yas tutmak gibi de bir durum var. Acısını paylaşmak gibi bir durum var. Ve acısına ortak olmak gibi bir durum var. Tabuta el koyarak olmuyor onlar. Onlar orada nidalar atarak olmuyor. Bizim Şehitler Tepesi'nin boş kalacak da sözümüz, Sayın Genel Başkan'ın sözü, hiçbir Mehmetçiğimizin tırnağını Rusya'ya değişmem algısıdır. Hiçbir Mehmetçiğimin bir damla kanını hiçbir şeye değişmem algısıdır. Benim Mehmetçiğimin hiçbir şekilde zarar görmemesi algısıdır. Ama tabii o kandan beslenenler maalesef Türk ordusunu kendi amaçlarına alet edenler ancak bunu söyleyebilir. Son olarak tabii önemli olan burada hani göçmen krizi de çok önem taşıyor. Avrupa ülkeleri ne yapacak, nasıl bir tepki verecek, tepkilerini gördük ama hani sınırda yaşananları devam edeceğiz, o iş bitti diyor. Bu sorun nasıl çözülecek peki? Şu an sınırdaki o insanlık dramını görüyoruz yani. Maalesef maalesef bir insanlık dramı. Bir insanlık dramı. Yani bu insanların bu şekilde kullanılması doğru değil. Yani 40 milyar harcadım diyeceksin, işte şöyle baktım diyeceksin, Ensar diyeceksin, şu diyeceksin, bu diyeceksin. Şimdi de ben kapıları açtım. Ya kapılar açtığında o insanların gideceğini bilmiyor musun sen? Yani o insanların bir şekilde o ülkede gideceğini bilmiyor musun? Ölüyor yani, orada insanlar mesela. Öldü bir iki kişi evet, şu ana kadar. Yani, mülteci öldü. Bundan sonra da bakın orası şu anda iklim olarak da çok olumsuz koşullar. Soğuk, açlık ve şehirlerden de uzaklaştırıyorlar. Biz mesela belediyelerimizle görüştük. Yani nedir durum? Yapılacak bir şey var mı? Dediler şehir merkezlerinde şey yapılmıyor. Direkt sınırlara götürülüp bırakılıyor dediler. Hani bizim de oraya bir şey ulaştırmamız bir şekilde yardımcı olmamız da mümkün değil dediler. Şu anda ölümle karşı karşıyalar. Yani böyle bir görev düşse hazır olduklarını da aslında tabii. Söyleyebilirsiniz. Tabii tabii. Belediyeniz o anlamda hazır. Yani biz kendileriyle sürekli zaten görüşüyoruz. Şimdi bugün önemli dedik. Genel kurul kapalı olarak toplanacak. Bir gizlilik esas elbette ama şimdi size bilgiler aktarılacak. Şimdi Milli Savunma Bakanı da bu konuda bilgi verecek. Harekatı yöneten bir kişi olarak onun da altını çizelim. Ona dair çok tepkiler de var zaman zaman. İşte bir bakan olarak orada oturduğu için hani tepki bu yönde geliyor. Harekat yönetmesi açısından.
nasıl bir tavır genel kurmay başkanı yok ki, hiç ismini duydunuz mu? Hani kuvvet komutanları isim olarak söylüyorlar, gittiler sınırda, şöyle oldular, böyle oldular. Askerin, yani silahlı kuvvetlerin hiyerarşisini bitirdiler. Silahlı kuvvetlerin o liyakatını bitirdiler. Silahlı kuvvetleri artık gerçekten bu anlamda itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Yani ordu orada eskiden bu tür hareketler olunca hatırlarsınız, Genelkurmay Başkanı genelde devrede olur, bilgi verirdi. Fakat şu anda bütün her şey Milli Savunma Bakanı'nın ifadesinden geçiyor. Ama Genelkurmay Başkanı değil sonuçta kendisi şu anda. Tabii. Bu da çok eleştiriliyor. Peki çok her şey uymuş gibi davranıyor zaten. Geç saate kadar da sürebilir. Bu arada tabii onunla ilgili de bilgiler de paylaşalım. Çünkü yarımşar saat bir süre var. Değil mi sizlere verilen? Evet. Muhalefet yani gruplar adına diyelim. Onu yarım da, saat. Yarımşar saat süreler var. O sürede gruplar adına konuşmacılar var. Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı'nın da ayrıca 30'ar dakikalık süresi var. Bilgilendirme anlamında. Evet. Dolayısıyla geç saatlere kadar sürebilir, takip edeceğiz tabii ki, ama bir kapalı oturum tabii ne kadar süreceği belli değil. Tartışmalar da olacaktır mutlaka, belli sorular da olacaktır. Artık bugün mecliste açıklamaları bekleyeceğiz. Ama tabii herkesin, yani vatandaşların özellikle beklediği şey şu ki, ne zaman bir çözüm bulunacak, ne zaman bu sorun çözülecek. O beş maddede saklı aslında ama vallahi biz çok böyle maddeler sıralanıyor tabii muhalefete baktığımızda. Her konuda. Ekonomide de aynı şekilde her konuda ama maalesef ben bilirim, ben yaparım anlayışı, ben yaparsam doğrudur anlayışı ülkeyi bu noktaya getirdi. Dış politikada, ekonomide, her alanda bu noktaya getirdi. Ama burada tabii bu ne ekonomiye benziyor, bu ne işte tarıma şuna benziyor. İçimiz yanıyor, canımız acıyor. Bakıyorsunuz o şehitlerimizin hepsi gerçekten ekonomik olarak yoksul, aile çocukları önemli bir kısmı. Bakıyorsunuz hepsi pırıl pırıl geleceğe umutla bakan gencecik çocuklar, evlatlarımız. Niye, niçin, bizim ne işimiz var İdlib'de? Niye oradayız? Ve şu anda gene orada olan askerlerimiz var ve çok zor durumda. Hala bazılarına yardım ulaştırmakta ciddi zorluklar çekildiği ifade ediyor. Bunları kabul etmemiz mümkün değil. Peki efendim, çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağolunuz. Başımız sağ olsun diyoruz tekrar. Bugünkü toplantıyı da takip edeceğiz elbette. Sağolunuz değerli yorumlarınız. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, bugünden tabii birazcık bahsedelim. Önemli, saat 15'te genel kurul toplanıyor. Ve o toplantıda neler konuşulacak? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı meclisi bilgilendirecek. Ayrıntıları da paylaşacağız. Çok kısa bir araya gidelim.